Merhabalar Restoran TV izleyicileri, Zirvedeki Restoranlar programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Görkem Göl. Görkem Bey, hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Bugün bize ne yemek yapacaksınız? Bugün Ege yöresine ait çökertme kebabı yapacağız. Of, süper. Ege yöresinde çökertme kebabı Halil İbrahim türküsü olarak bilinir. Yani Ege'lilerin en sevdiği lezzetlerden biridir. Öyle mi? Evet. Biz de tatmış olacağız. Evet. Evet, o zaman yavaş hemen yavaş geçelim. Evet, başlayalım. Öncelikle patatesimizi kibrit patates yapıyoruz. İnce ince. İnce ince doğruyoruz. Tanıyalım sizi Görkem Bey. İsmim Görkem, soyadım Göl. İstanbul Avcılar doğumluyum. Aslen Ordu Fatsalıyım. 5 yılı aşkın 6 seneye yaklaştı. Bu mesleğin içindeyim. Süper. Birçok otel ve restoranlarda görev aldım. Şu an İstanbul Yeditepe Aşçılar ve Garsonlar Derneği Gençlik Kolları Başkanıyım. Yani projelere doymuyoruz diyeyim. Süper. Zaten bu yaşta bu başarı, ben önünü düşünemiyorum senin. Teşekkürler. Maşallah diyeyim, başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Kendi isteğinle girdin değil mi mesleğe? Tabii, kendi isteğimle. İlkokulda başladı merakım. Ardından lisesi derken buraya kadar geldik. Süper. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz seni. İnşallah. Yemek yemeyi sever misin? Yapmayı daha çok severim. Vallahi. Genelde yemeği sevenler daha lezzetli yapar ya yemeği. Ünlü bir tane şef söylemişti bana. Eğer ki elinizde ben varsa lezzetli yemek yaparsınız derdi. Öyle mi? Evet. Hemen bakıyorum ellerime. Şu an gösteremiyorum ama tam şuramda bir tane ben Öyle var. Öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Benim elimde ben yok ama ben de lezzetli yemek yapıyorum. Orası biraz şüpheli olabilir belki. Malzemelerimi alabilir miyim? Ben de bir kebap yapacağım. Ailede var mı peki? Ailemin tek aşçısıyım. Evet. Bayağı iddialı bir cümle. Ailenin tek aşçısıyım. Tabii. Onun dışında gençlik kolları olarak projeler yürütüyoruz. Süper. Hani şu anki asıl hedefimiz gençlerin bu alanda kendilerini göstermesi ve hani bilmediklerini bizimle öğrenmesi. Son zamanlarda bu gastronomi bayağı fırladı. Evet, şu an bayağı rağbet var. Evet. Yani eskiye göre hani alaylı kavramı vardır eskiden. Tabii. Hani şu an ben hem alaylı hem okulluyum. Evet. O yüzden de biraz mutluluk var içimde. Hem eğitimini almış oluyorsun, hem Tabii de, ki de. Bütün zorlukları yaşamış oluyorsun. Kesinlikle. Ya, alaylı şeflerimizin yeri çok başka. Çünkü kendi fikrimi söyleyeyim. Tabii ki eğitim ayrı ama hani o en dibi görüyorlar ya. Ama şöyle bir şey de var. Onlar çoğunlukla bulaşıktan gelme. Evet. Bulaşıktan yani gelme. En kötü yerini de görüyorlar. En iyi yerlere gelmeyi de hak ediyorlar tabii ki de. Bir de onların da büyük şikayeti okuyanlardan, gastronomi okuyanlardan. Bir an önce hani şef olalım hevesi. Hani okuldan çıkar çıkmaz biz şef olacağız ya, merdivenleri diye. Birer birer çıkmak gerekir her zaman. Aynen için. Öyle. Kibrit patatesleri kızgın yağın içine atıyoruz. Çok sabır gerektiren bir iş sizinki. Yani hem sabır hem de şimdi ömrünün bir kısmı mutfakta geçiyor. Bir Tabii kısmı değil hatta tamamı. Ailenle görüşemiyorsun, mutfaktaki ekip arkadaşlarınla görüşüyorsun. Ya zaten sevmeyen insan bu mesleği yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Gerçekten zor. Çok sevmek gerekiyor. Yani sevmek gerekiyor. Her iş için geçerli fakat... Ya hani biliyorum, mutfakta... biliyorum demek evet. değil aslında. Hani biliyorum ama üstüne ne katabilirim, ne öğrenebilirim demek lazım. Çok ucu açık bir meslek çünkü. Yani 30 sene önce yaptığım bir iş şu an hani çok farklı yerlerde.
30 sene yaptığın sistemden daha geliştirilmiş, daha iyi yerlere gelmiş hali var şu an. Bir 30 sene sonrasını düşün. İşte. Yani. Kibrit patateslerimiz olurken marine ettiğimiz eti atalım. Evde böyle çok fazla yemek isteyenler oluyor mu? Veya arkadaş ortamında? Yani insanların beklentisi oluyor. Aşçısın sen yap. Arkadaş ortamlarında da gerekse. Bunu sosumuzu yapalım. Yapalım. Genç aşçılarımıza söylemek istediğin şeyler var mıdır? Yani sadece biliyorumla yetinmesinler. Hani biliyorum ama üstüne ne katabilirim? Çünkü ben her zaman bilmenin bir şey, istemenin her şey olduğunu söylerim. Çünkü biliyorum diyen insan çabuk körelir ve çabuk aynen sıkılır. Öyle. Ama isteyince, hani isteyen herkes istediği şeyi zaten kesinlikle yapar. Azimle, sabırla. Tabii ki. Yarışmalara falan katılıyor musunuz? Ulusal ve uluslararası yarışmalar olmak üzere birçok derecem var zaten. Ayrıyeten de yarışmalar düzenliyoruz derneğimiz olarak. Süper. Yakın zamanda var mı? Nisan ayında bekliyoruz. Nisan ayında. Evet. Nerede olacak? Tuzla'da olacak büyük ihtimalle. Tuzla'da. Ihtimal. Çok fazla spoiler vermeyeyim şu anlık. Biz de çıkar geliriz belki. Tabii ki her zaman beklerim. Hiç pişman olduğun zamanlar oluyor mu? Ya pişman olduğum değil de tekrar tekrar iyi ki seçmişim dediğim oluyor. Öyle mi? Tabii ki. Bayağı seviyorsunuz. Ya aşkla yapıyoruz işimizi. Şimdi çökertme kebabında kibrit patatesimizi en alta koyup üstüne yoğurt sos koyacağız. Üstüne bir sos gezdireceğim. En sonunda etlerimizi koyacağız. Ay hadi. Heyecanla bekliyorum. Kendi özel spesiyallerin var mesela? Tabii ki var. Yani reçetesini yemek. Kendim oluşturduğum var. Ana yemek daha çok. Tatlıyla çok aram yok ya. Hem yapmayı hem yemek aram olmuyor genelde. Tatlı sevilmez mi? Ben de daha çok tuzlucuyumdur ama. Tatlı insan istiyor arada. Elimizi şöyle alalım. İnsan zaten bu kokuyla doyuyor. Bir de siz sürekli içinde olduğunuz için. Aşçılar zaten çok böyle oturup yemek yiyemedi. Evet, aynen. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ben de ters yapıyor. Tok olsam bile bu kokuda acıkıyorum. Şunları şuraya alayım.
Hayda. Salçamızı şöyle ekleyelim. İskender sosu gibi mi olacak sosu? Yok, tereyağı kullanmayacağım. Ağır oluyor çünkü. Zaten ağır bir yemek. Bol acılı. Patateslerimizi şöyle alalım mı? Evet. Şöyle alayım ben tavayı alayım. Tamam. Dökülmüşüm şöyle. Kesme tahtasını alayım mı? Tabii ki alayım. Ne lazım şefim? Tahta kaşık aradım ama tamam. Yapmaktan en keyif aldığınız yemek? Daha çok dünya mutfağına yöneldiğim için hani tavuklarla uğraşmayı severim. Tavuğun aşamaları. Tavuk da çok lezzetli oluyor ya. Taze olursa. Ya hem soslu tüketebiliyorsun hem ızgara evet. Olarak tüketebiliyorsun. En güzel yanlarından biri de bu zaten. Bu olurken patateslerimizi alalım. Mutfakta biraz sinirli miyiz? Yani olayların... Biraz agresif gibi gördüm. Olayların gerçekleştiği zaman zarfına bağlı. Yani yoğunluk varsa illaki mutfakta gerginlik vardır. Stres sizde çok fazla. Evet. O yetiştirme telaşı, otoban hazırlandığı gibi. Aynen öyle. Çünkü biz hani insanlara en iyi şekilde en iyi hizmeti vermek adına tabii. Bu işi yapıyoruz. Hani gelen müşterilerin ya da misafirlerin tekrardan gelmesini sağlıyoruz böylelikle. Ve bu tamamen bence şeflerin elinde olan bir şey. Ya yani şeflerden tabii kaynaklanıyor. Ki, çünkü sürekli daimi müşteri. Hani mekanın tabii ki ilgi alakası ayrı. Evet. Ama o lezzet için tekrar tekrar benim de gittiğim yerler var mesela. Ya illaki vardır. Salçalı sos kullandım ben ama domatesli de sos yapabilirdik. Domatesli olduğunda daha sulu olur büyük ihtimal. Ya akışkan oluyor. Aynen. Ama salçalı sos idealdir bence. Kendi nacizane fikrim. Bence de. Şöyle alalım isterseniz. Artık sunuma geçebiliriz. Süper. Şeflerimizin ve benim en sevdiğimiz bölüm sunum. Bu yoğurt. Evet, normal süzme değil, normal yoğurt. Normal yoğurt.
kaşık geldi. Yiyeceğiz onu. Komple yoğurtla kapatmıyoruz. Çünkü patatesin alttan gözükmesi hı-hı gerekiyor. Of. Ardından pişirdiğimiz etleri. Et suyunu saldı. Evet. Kendi suyunu. Pembeliği görüyorsunuzdur. Böyle seviyorum ben de eti. Orta iyi pişmiştir. Evet. Bir görüntü. Çatalımı alıp geliyorum. Tabii ki. Hemen gelin. İşte bu. Nasıl güzel. Çok güzel gözüküyor. Hemen ete bakacağım. Tabii ki. En sevdiğim bölüm. Yeme bölümü. Kesinlikle. Et var ya tam istediğim gibi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Evet, bir an önce tamamını yemek için sabırsızlanıyorum ben tabii ki. Görkem Bey. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok tekrardan teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gerçekten memnun oldum tanıştığıma. Davetiniz için teşekkürler tekrar. Ne demek efendim? Tekrar bekliyorum. Tabii ki her zaman. İnşallah. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.